yaptığın işi ya da yapmak istediğin işi seviyor olmak yetmez. Ben çok gerçekçi bir insanım. Zaman zaman kendimi çok iyi bulduğum yerlerde var. Çok es geçtiğim, ah şunu da yapabilseydim dediğim yerlerde var. Dolayısıyla birazcık işte bu izlediğimiz, dinlediğimiz hikayelerin de etkisiyle çok fazla insan keşfedilmek istiyor. Mesela küçük bebeği var. İşte hanımefendinin diyor ki, ay ben oynatmayı çok istiyorum diyor. Bir yere yazdırsak da oynatsak. Ya tamam, oynat. Allah nazarlardan saklasın. Dünya güzeli bir bebeğim var. Ama setlerdeki koşullar, yani şimdi benim çocuğum olsa, yani 10 kere düşünürüm. O çocuğun bir sahneyi çekmek için sete gelip görseniz belki aranızda muhakkak bilenler de vardır. Şimdi oyuncuyu buradan çekiyor, yakınına gelip çekiyor, amorsundan diğer oyuncuyu çekiyor. Sizin izlediğiniz bir dakikalık bir sahneyi biz belki 3 saat, belki 5 saatte çekiyoruz. Dolayısıyla bu bebek için de geçerli. Şimdi nasıl kıyıp da ben oraya götüreyim çocuk oyuncuyu? Şimdi sendikalaşmayla birlikte saatler daha insani koşullara çekilmeye başlasa bile önceliklerimiz olmalı bu hayatta. Yani benim önceliğim hiç keşfedilmek ya da bu hayattan yırtmak olmadı. Bu benim için çok önemlidir. Mesela geçen gün bir söyleşiye gittim. Çocuklar vardı. Bir festivalin Avrupa'da da 36 ülkede aynı zamanda gösterilen bir film festivalini işte çocuklara sinemayı aşılamak, sinema sevgisini aşılamak için sabahtan akşama kadar filmler izleniyor. Aralarda da sevdikleri insanlar geliyor. O aralardan birinde ben de konuk oldum. 11-12 yaşlarında bir çocuk dedi ki bana, abla sinema işinde oyunculukta iyi para var mı dedi. Ben de mesela giderken dedim ki, ben hiçbir zaman bunun para kısmını düşünmedim. Allah'a çok şükür şimdi gelirken arkadaşım Gülsün'le de onu konuşuyorduk. Hakikaten bu işi çok seviyorum ama yarın ne olacağımız belli olmaz. Ve ben sadece çalışmayı seviyorum arkadaşlar. Ben bu işi çok seviyorum. O kadar seviyorum ki, o kadar keyif alıyorum ki. Çok heyecanlanıyorum. Ama ben yarın X bir kahvecide kahve de yapabilirim. Ve bundan normal bir şey olamaz. Ve bunu özellikle altını çizerek söylemek isterim. Türkünlere oynayan bir yerden söylemiyorum. Önemli olan çalışma. Önemli olan yaptığınız işi iyi yapmanız. En iyi yaptığın şey şu masayı yapmaksa sen bu masayı yap. Bir kere görmezler, iki kere görmezler. Üçüncüde gelip derler ki benim otelimin bütün masalarını sen yap istiyorum. Sen yaptığın işe inan, saygı duy ve iyi olmak için dünyayı takip et. Neler oluyor? Aç vizyonunu. Ben hep buna inanıyorum. O yüzden de öyle bir gücüm de yok. Ama bence keşfedilmek için yapmamız gerekiyor. Yapalım, ondan sonra hep birlikte görelim. Hiçbir zaman daha fazla göze girmek için hiç birilerine kendimi göstermeye çalışmadım doğrusunu isterseniz. Hep birileri gösteriyorsa da aman geride durayım, yanlış anlamasınlar dedim. Çünkü bu bence çok ince bir çizgi. Ben bu işi ölene kadar yapmak istiyorum. Ben bu işi işte 10 tane evi kenara koyayım, nakitten de faiz gelirse ben yatarım diyenlerden değilim. Öyle olmak istemiyorum. Ben bu işi ölene kadar, son nefesime kadar yapmak istiyorum. Çünkü çok seviyorum. Yani o başka insanları oynayabilmek beni hep heyecanlandırıyor. O yüzden de bilmiyorum, sevdiğiniz işi yapın. Yırtmaya çalışmayın. Gerçekten ne yapıyorsanız keyif alın. Muhakkak sizi görürler, öyle düşünüyorum. Diğer sorunuza gelecek olursak, keşke şunu yapsam dediğim o kadar çok şey var ki. Çünkü şöyle düşünün. Yani işin daha trajik tarafında, açalım gazeteleri, yani hem komik, hem trajikomik, hem çok acı, her gün onlarca haber var yani okuduğumuz ve üzüldüğümüz. Arkadaş uyuyor mu? Vallahi uyuyor. Günaydın. O kadar mı korkunç konuşuyorum ya? Ay çok tatlısın. Bir kahveyi getirin. Şaka yapıyorum, devam et. Çok hoşuma gitti bu durum. Demek ki huzurlusun uyuyabiliyorsa. Yani o kadar çok içeri sahip haberi var ki. Utanma. Benim hoşuma gitti. Huzurlu olmasan uyuyamazdın. Demek ki ninni gibi geldi anlattıkları. Dolayısıyla tıpkı sosyal hayat
etrafımda, sizin oturup konuştuğum gibi, bunu burada da yaptığımda, her konuda bu arada, birazcık daha eğlenceli bir yere gidebiliyor. Ama çok ince bir çizgi var, altını çizerek belirtmek isterim. Eğlenceli olmakla, bunu kulakları çınlasın, hocamız, tiyatro hocalarımızdan, sahne hocalarımızdan Mustafa Alabora söylerdi. Derdi ki, komik olmakla alelade olmak arasında çok ince bir çizgi vardır. O yüzden de o çizgiyi buradayken oradaki seyirciyle sağlayabilmek gerçekten çok zordur. Bence de öyle. Söylediğiniz şey bir anda o kadar yanlış anlaşılır ki hem siz rezil olursunuz, hem kurmak istediğiniz cümle aslında öyle değildir. Ya da siz cümleyi öyle kurduğunuz için aslında hatalısınızdır. Her şey olabilir. Ama bence komedi, komik olmakla alelade olmak arasındaki o ince çizgiyi tutturmak üzerine kurulu bir sanat. Ve kolay bir şey değil. Ve bence çok iyi bir zamanlama meselesi. Benim de tabii ki herkes gibi hoşlanmadığım, sürekli böyle kendimle kavga ettiğim çok taraflar var. Yani çok özelliğim var. Mesela çok sabırsız olabiliyorum. Böyle her şey hemen olsun istiyorum. Bazen algısı kapalı insanlara böyle tahammül edemiyorum. Halbuki benim de herkes gibi algımın kapalı olduğu zamanlar olabilir yani insanlık hali. Ama her şey böyle şık bir olsun istiyorum. Ve bu çoğu zaman böyle bir dezavantaja dönüşebiliyor. Ya da ne bileyim, yani çok basit ama yaşadığım çok samimi bir örnek vereceğim şimdi size. Direkt evdeki olayı da buraya taşımak ne kadar doğru bilmiyorum ama. Şimdi benim kardeşimle ve çoğu zaman kuzenimle birlikte yaşıyorum, tamam mı? Bundan 2 yıl öncesine kadar annemle de birlikte yaşıyorduk. Ben birazcık temizlik konusunda takıntılıyım, tamam mı? Ve böyle o konuda kırmızı çizgilerim var resmen. Dün kardeşimle konuşuyoruz, bana da ya tamam kırmızı çizgilerim var ama ya ben buna çoğu zaman gülüyorum dedi. Ama mesela herkes buna gülmez. Ve böyle ona kendimi anlatırken o anlatma şey yani tarafını çok paylaşmak istemem hani orası özel bir taraf ama yani çünkü herkesin kendine göre sebepleri var. Bazen üslubum çok sert olabiliyor bununla ilgili. Bu niye böyle? Şu niye şöyle? İşte ne bileyim elimden geldiğince böyle her taraf pırıl pırıl olsun, tertemiz olsun falan. Böyle takıntılarım var yani. İşte de mesela birinden bir şey isteyemem. Her şeyi gidip kendim yaparım. Bu bazen bir dezavantaja dönüşebiliyor. Ya da ne bileyim bazen bir şeyle ilgili hoşlanmadığım ya da yalan olduğunu gördüğüm ya da beni aptal yerine koyan bir şey görüyorsam bunu hiç fısır fısır yapmam. Böyle olduğu gibi bodoslama söylerim. Bana böyle böyle yaptığın için senden hiç hoşlanmıyorum. Bence çok samimiyetsizsin. Böyle bayağı olduğu gibi yani. Ve bunu yapmışlığım çok var. Hani mesela dışarıdan bakıldığında herkes öyle melek gibi bir insan görüyor olabilir ama bence hiçbiriz öyle değiliz. Ama bu bizim kötü olduğumuz anlamına da gelmiyor. Ben şimdi onun arkasından gidip de arkadaşlarıma bu da böyle yaptı, şöyle de demiş, böyle de yapmış diyeceğimi gidip kendisine diyorum ki büyük samimiyetsizsin, sana zerre güvenmiyorum, karşıma çıkma. Olduğu gibi söylüyorum yani. Arkasından söyleyeceğimi kendisine söyleyeyim, daha iyi. Ya da sevmiyorsam mesafe koyuyorum. Bir kere aa niye böyle yaptın diyor. İki kere niye diyor. Üçüncü de diyorum ki neden bu kadar sorguluyorsun? Demek ki böyleyim sana karşı. Yani bunun sebebini anlamıyor musun? Aptala mı yatıyorsun? Yoksa gerçekten anlamıyor musun? Çünkü gerçekten anlamıyorsan samimiyetle sana anlatabilirim. Ve anlatıyorum. Yani böyle aptal derine konulmaya falan tahammülüm yok mesela. Kendim hiç öyle şeyler yapmamaya çalışıyorum. Ya ben böyle çok mu melekli davranıyorum acaba şimdi size karşı? Benim gıcık olduğum taraflarım bence bunlar ama gerçekten yani. Böyle çok işkoliyim. Yani işimi yaparken çok özen göstermeye çalışıyorum hakikaten. Böyle sallapati bir şey yapmamaya çalışıyorum. Zaman zaman o işe başlarken böyle ıncığını cıncığını o kadar da önemsenmeyecek bir işi fazla böyle detaylı bir şekilde düşünüp iyi bir şey yapmaya çalışabiliyorum. Ne bileyim bunlar bazen insanlarda yorucu olabiliyor yani. Böyle şeylerim olabiliyor. Gerçekten çok düşünüyorum. Hayatta hepimiz gibi benim de çok zor zamanlarım oldu. Hayatımı çok zor denkleştirmeye çalıştığım zamanlar oldu. Çok çaresiz hissettiğim zamanlar oldu. Başkasının eline bakmak zorunda kaldığım zamanlar oldu. Ve hep şunu düşünüyorum bu noktada. Allah'ım iyi ki her şey böyle olmuş. Çünkü bir şeyin kadrini, kıymetini kendimle ilgili söylüyorum. Herkes için bunu söyleyemem. Biliyorsam en çok bundan dolayı biliyorum. Kendimi biliyorum. Benim yaşanmışlıklarım bana hep
bunu söyletiyor. Şimdi küçük anlık günlük ihtiyaçlarımızda, hayatlarımızda böyle gelir geçer hepimizin keşkeleri oluyor. Ama büyük bir keşkem var mı? Sabırsızım dedim ya az önce. Bağlarımı koparma konusunda da aşırı sabırlıyım. Yani beni o noktaya löp diye bir şey getiremez. Çünkü ben arkadaşlıklara ve ilişkilere çok önem veren bir insanım. Hayatta böyle çok, nasıl diyeyim, en bağımlı olduğum şeyler onlar hatta, öyle söyleyeyim size. Arkadaşlarım için böyle iki elim kanda olsa yetişirim yani oraya. İşte ailem için öyle. Yani yardım etme konusunda, organize etme konusunda ne gerekiyorsa yani yapmaya çalışırım. Ama bağlarımı koparma konusunda kolay kolay adım atamam. Keşke şu olabilir. Bazı insanlarla, bir iki tane var özellikle, haddinden fazla uzayan arkadaşlıklarım oldu. Keşke zamanında Allah bana o işaretleri yollamışken orada dur diyebilseydim. Ama buna da tecrübe veriyor. Bir kere yapmıyorsun, iki kere yapmıyorsun, üç kere yapmıyorsun. Şimdi bir örnek vereceğim. Bu ara Netflix'te sürekli Wild Wild Country diye bir tane belgesel var. Osho'nun belgeseli. İzlemenizi tavsiye ederim. Ben Osho'yu çok sev... Ya şimdi size spoiler de vermeyeyim. Yani yazdığı şeyleri böyle okuyup severdim. Onun bir lafı varmış. Çok hoşuma gitmişti. Demişler ki, yeniden gençliğinize dönmek ister misiniz? O da demiş ki, eğer 20 yaşına elimdeki yaşadığım tüm tecrübeler benden alınıp beni gönderecekseniz hiçbir manası yok. Yine aynı yollardan geçeceğim. Dolayısıyla tecrübenin kendisi zaten kıymetli olan. Şimdi o zaman keşke şu zaman onunla zaten uzatmasaydım arkadaşlığımı dediğim şeyleri. Şimdi yapabiliyorum. İyi ki böyle olmuş diyorum o yüzden de. Ben keşke demeyi sevmem diye bunu söylemiyorum. Hepsinin bir sebebi var, bir karşılığı var bende. O yüzden çok şükür yok. Yaşadığım şeyler aslında benim, ben yapan şeyler böyle olması gerekiyordu o yüzden. Buna çok inanıyorum.